Merhaba, videoma hoş geldiniz. Atasözleri vardır ve ben o atasözleriyle konuşmaya bayılırım. Fakat ben dahil birçoğumuz belki de bazı atasözlerini yanlış biliyoruz. Mesela, güzele bakmak sevaptır değilmiş o. Güzel bakmak sevaptırmış. Ayrıca, azimle sıçan duvarı deler değil tabii ki. Azimli sıçan, yani farenin büyüğü, biraz uğraşsa duvarı delermiş onun doğrusu. Göz var, nizam var değil. Göz var, izan var. Doğrusu buymuş. Hani böyle biri bir şeyi önceden tahmin ettiğinde ve bildiğinde şöyle denir. Aptala malum olurmuş. Hayır, öyle değil tabii ki. Abdala, yani bilgine malum olurmuş. Biri çok konuştuğunda veya fazla lakırdı ettiğinde kısa kes aydın havası olsun denir. Aslında öyle denmezmiş. Kısa kes aydın abası olsun. Aba bir kumaş türü ve onun yapıldığı, daha doğrusu ondan yapılan üslüğün de adı aba. Aydın efelerinin de abaları dizlerinin altında, yani diğer efelere göre biraz kısa olur. İşte o yüzden kısa kes aydın abası olsun denir. Ve bir başkası, su uyur düşman uyumaz. Güzel bir söz gibi gelse de bu da yanlış. Çünkü su değil, su. Yani Selçuklu döneminde su askerlere ya da orduya verilen isim. Bu durumda atasözünün gerçeği bu. Asker uyur, düşman uyumaz. Aman dikkat. Bazen saçlarımı kestirdiğimde, tıraş olduğumda arkadaşlar yazar aşağıya. Saatler olsun diye. Ama doğrusu o değil arkadaşlar. Sıhhatler olsun. Yani sağlıkla kal anlamında kullanılıyor. Bir tane daha söyleyeyim size. Su küçüğün, söz büyüğün derler. Bir bardak suyu büyükler önce küçüklere verir ama doğrusu o değil. Sus küçüğün, söz büyüğün. Yani küçükler biraz susacak. Mesela buna ben de şaşırdım. Elinin körü deriz böyle bir şey abartıldığı zaman. Doğru değilmiş. Hem de iki kelime de doğru değilmiş. Ölünün kuru. Yani ölünün mezarı anlamında kullanılan bir sözmüş o. Fakat tabii yanlış kullanım sonucunda elinin körü olmuş. Ve sonuncusu, geçti Bolu'nun pazarı, süreçi Nide. Arkadaşlar, Bolu nire, Nide nire. Doğrusu, geçti Bor'un pazarı, süreçi Nide'ye. Bor, Nide'nin bir kazası. Oradaki pazar bitince demişler ki sen eşeğini Nide'ye sür, orada pazar ihtiyacını gider. Bor'u da iyi biliyorum. Şöyle iyi biliyorum. Çünkü 1,5 yaşındayken falan babamın zorunlu hizmeti dolayısıyla bir sene yaklaşık Bor'da yaşamışlığım var. Hatırlıyor muyum? Hayır. Ama daha sonra gittim, Bor'u gezdim. Gerçekten güzel bir Anadolu ilçesi diyebilirim. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve buraya tıklayarak başka bir videomu da izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın kanalıma ve beni sosyal medya hesaplarında da takip edin. Hoşçakalın.